Selamlar, saygılar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Dostlar, geçtiğimiz günlerde fikir cimnastiği yaparken aklıma bir anda Vestel'in kareel ihası geldi. Bildiğimiz üzere ülkemizde male özellikli taktik seviyede insan sava yapabilen 3 tane şirketimiz var. Bunlardan Tayyip Anka ve Bayraktar TB2... Türk Sağlık Kuvvetleri envanterinde yer aldı ancak Vestel Karayel sadece kiralık olarak kullanıldı. Peki neden? İşte aklıma gelen soru buydu. Tabi hemen uzun soluklu bir araştırmaya giriştim ve gerçekten zor olsa da bazı cevapları buldum. Aynı sorunun sizlerin de aklına geleceğini düşündüğüm için de bu videoyu yapmaya karar verdim. Videomuzda ilk olarak Karayel'in ta 2007'den 14 sene öncesinden bugüne kadar ki ilginç hikayesini ele alacak. Sonrasında da en gelişmiş model olan Karayel SEO'yu yakından tanıyacağız. Ne duruyoruz? Hemen videomuza başlayalım. Ben Murat Yaralı. Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. 2005 yılından bugüne kadar insan savaş üzerine yaptığı çalışmalarda kazandığı bilgi birikimi ve tecrübe ile mini, midi ve taktik İHA kategorilerinde sırasıyla Efe, Bora ve Karayel milli İHA'larını geliştiren Vestel Savunma bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren 3 yetkin firmadan biridir. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önde gelen firmalarından biri olma vizyonu doğrultusunda yapısal ve aerodinamik tasarım, otopilot sistemi, merkezi kontrol bilgisayarı ve yer kontrol istasyonu dahil olmak üzere aviyonik tasarım, yazılım geliştirme faaliyetleri tamamen özgün olarak Vestel Savunma'nın kendi mühendisleri tarafından icra edilmektedir. Vestel'in İHA üretim işine girmesiyle alakalı detayları ise dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün 2010 yılında yaptığı Zorlu kompozit üretim işine girmek üzere bizi 5-6 yıl önce ziyaret etti. Zorlu'ya tayı benzer yatırım yapacağı için İHA işine girmesini söyledim. Beni kırmadı bu işe girdi ifadelerinden çıkarabiliyoruz. Bu şekilde girdiği İHA sektöründe 16. yılını dolduran Vestel Savunma ve Karayel'in günümüze uzanan hikayesi ise şöyle başlıyor. 2007 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından ARGE desteği olmaksızın başlatılan Taktik insansız hava aracı sistemi geliştirme programı kapsamında Vestel'in Karel taktik İHA sistemi prototip geliştirme çalışmaları başlamıştır. Karel'in bu projedeki rakibi hepimizin çok yakından tanıdığı Kale Kalıp ve Baykar Savunma ortaklığında geliştirilen Bayraktar TB2 İHA'dır. Projenin teknik isterlerinde 18000 fit yüksekliğe çıkma, 35 kilogram faydalı yük taşıma ve minimum 10 saat uçma hedefleri yer almaktadır. 2009 yılında hem Kareel hem de Bayraktar TB2 prototiplerinin gerçekleştirdiği uçuş testleri başarılı oldu. Ocak 2010'da gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda Testleri başarıyla tamamlayan Bayraktar TB2'den 12 adet alınması için Baykar savunma ile görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Aralık 2010'da kara kuvvetleri için katapultla atılma ve paraşütle inme özelliğine sahip olacak 6 adet İHA'nın üretimine yönelik sözleşme SSM ile Vestel arasında imzalanmıştır. Burada önemli olan nokta İHA'ların katapultla atılma ve paraşütle inme özelliğinde yapılacak olmasıdır. Bu kapsamda Karayel'in tasarım çalışmaları tamamlanmış, uçuş testleri yapılmış ve seri üretime geçmesine karar verilmiştir. Bu dönemde Karayel'in piste ihtiyaç duymaksızın iniş kalkış yapabilmesi sebebiyle deniz platformlarından da fırlatılabileceği değerlendirilmiştir. Törende konuşan savunma sanayi müsteşarı taktik insan sava aracı için iki yerli şirketin yarıştığını ve sonunda Vestel savunma ile anlaşma sağlandığını belirterek sadece Vestel'in yatırımı 25 milyon dolar büyük kararlılıkla bu çalışmayı yürüttüler ve kamudan yardım almadan tamamladılar dedi. Vestel Savunma Sanayi Genel Müdürü Aziz Sipahi de taktik ihaları 2 yıl içinde tamamlayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sunmayı planladıklarını açıkladı. Daha sonra taktik ihadaki rekabette aslında Kale Baykar ortaklığının başarılı olduğu yönündeki iddiaları Sipahi, Rakip firmanın verdiği fiyat daha rekabetçiydi. Bu yüzden onlar birinci geldi, biz ikinci olduk. Kazananın tek başına uçak ürettiği bir ihale değildi şeklinde yanıtladı. Aralık 2011'de Baykar Savunma ile sözleşme imzalandı ve Ocak 2012'de takdiha Geliştirme Programı'nın resmen başladığı açıklandı. Ocak 2013'te Karayel, Nisan 2014'te ise Bayraktar TB2 ilk seri üretim uçuşlarını gerçekleştirdi. O dönem her iki Taktikiha'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatının 2014 yılında başlayacağı yönünde haberler yapıldı. Aynı yıl içinde Bayraktar TB TB2 teslimatları yapılmasına karşın Karayel teslimatı gerçekleşmedi. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri emrindeki her iki ihanında ilk operasyonel uçuşları gerçekleşti. Ayrıca Karayel ve Bayraktar TB2 deniz kurdu tatbikatı kapsamında. Test uçuşları icra ederek deniz üzerindeki operasyonel kabiliyetlerini sergilediler. Ekim 2015'ten itibaren hizmet alımı kapsamında 6 adet Vestel Karayel İHA TSK bünyesinde görev icra etmeye başladı. Aralık 2015'te Bayraktar TB2 Roketsan Mamle'ye cansız mühimmat ile ilk atışını gerçekleştirdi. Mayıs 2016'da gerçekleştirilen EFES tatbikatında başarıyla kullanılan Karayel yerli ve yabancı askeri uzmanlardan tam not aldı. Aralık 2016'ya kadar 6 uçakla 368 sorti ve 3000 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Haziran 2016'daki Karayel'in ilk silahlı test uçuşunda kusursuz bir performans sergilenerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen hedefler tam isabetle vurulmuştur. 2016'da Vestel savunmanın isterler doğrultusunda beklenen katapult ve paraşüt yeteneğini Karayel'e kazandıramaması sebebiyle 6 uçaklık satın alma sözleşmesi iptal edildi. Efes 2017 savunma fuarı ve Dubai Air Show 2017'de Karayel'in geliştirilmiş versiyonu olan Karayel SU -SO ilk kez sergilendi. Karayel SEO'nun daha fazla faydalı yük taşıyabilmesi maksadıyla kanat açıklığı 10.5 metreden 13 metreye, havada kalış süresi 16 saatten 20 saate, toplam kalkış ağırlığı 550 kilogramdan 630 kilograma, faydalı yük kapasitesi 130 kilogramdan 170 kilograma ve silah yükü 60 kilogramdan 120 kilograma yükseltilmiştir. Dubai Air Show 2017'de Suudi Arabistan Karayel İHA ile ciddi şekilde ilgilenmeye başlamış ve Advanced Electronics şirketi ile ile işbirliği ve yerelleştirme için mutabakat anlaşmasına varılmıştır. Ayrıca bir Avrupa ülkesi ile mevcut İHA sistemlerinin satışı ve ortak üretimi konusunda da iyi niyet anlaşması imzalandığı açıklanmıştır. 2018 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle Vestel Karayeli Suudi Arabistan'a pazarlama ve ihraç faaliyetlerine başladı ve konuyla alakalı Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül insansız hava araçlarında ilk ihracatı yaptık. Devamı da gelecek açıklamasında bulundu. Mayıs 2018'de Ukrayna Hava Kuvvetleri için Karayel İHA'nın çok kapsamlı bir uçuş demosu başarıyla icra edilmiş sistem müşteri tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştır. 2018'de Karayel İHA 10.000 saat uçuş süresine ulaşmıştır. 2019'da Karayel SU Dubai Havacılık Fuarında Suudi Arabistan'ın standında sergilendi. Ocak 2020'de Suudi Arabistan'a ait Karayel İHA'nın Yemen'de düşürüldüğü ileri sürüldü. Nisan 2020'de Suudi Arabistan Savunma Sanayi Başkanlığı 2020. 25'e kadar 40 İHA üretilmesinin hedeflendiği bir projeyi açıkladı. Ancak üretilecek bu İHA'lar bazı kaynaklarda Karayel SU, bazı kaynaklarda ise başka bir tür firması olan Esen tarafından tasarlanan ASEF İHA olarak yorumlanmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadığı için hangi İHA olduğu net bir şekilde bilinmemektedir. Mart 2021'de Defense News portalında Karayel SU İHA'sının Habub adıyla tekrar isimlendirilerek Suudi Arabistan'da üretilmeye başlandığı yönünde haberler yapıldı. Söz konusu haberde Vestel savunmanın konu ile alakalı Defense News'in bilgi talebine yanıt vermediği ancak bir şirket yetkilisinin isminin açıklanmaması koşuluyla Proje kapsamında bazı elektronik parçaları Suudi Arabistan şirketleri üretecek ancak uçağın temel ve kritik bileşenlerini Vestel tedarik edecek. Bu ortak yapım anlaşmasına ek olarak Suudi Arabistan sayısı bilinmeyen bir Karayel SU filosunu Türkiye'den direkt olarak satın almak için görüşmelerde bulunmaktadır açıklamasını yaptığı belirtildi. Zorlu grubu 2005 yılından bu yana geçen 16 yıl süresince kendi bütçesinden Karayel ve diğer ihalesinin geliştirilebilmesi maksadıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Gerçekten ciddi bir miktar ve tabi bir şekilde bu paranın şirkete geri dönmesi gerekiyor. Sizlerin de gördüğü üzere bazı şanssızlıklar sebebiyle Karayel İHA Türk Sağlık Kuvvetleri envanterine girmedi. Benim tarihsel süreçten ve aynı zamanda yapılan açıklamalardan çıkarımım 2007 yılında esasen iki farklı taktik İHA projesi vardı. Bunlardan bir tane tanesi konvansiyonel kalkış ve konvansiyonel iniş şeklinde diğeri ise kataputla kalkış paraşütle iniş şeklinde. Konvansiyonel olan da hem Vestel hem de Baykar savunma teklif verdi. Ancak Bayraktar TB2 daha uygun olduğu için, daha ucuz olduğu için o seçildi. Katapultla fırlatma paraşütle inişte ise sadece Vestel teklif verdi. Ancak bu özellikleri İHA'ya kazandıramadığı için orada da başarısız oldu. Tabi üretilen 6 tane İHA vardı elde. Bunlar ne olacak? Hem devletin hem de şirketin menfaatine olacak şekilde kiralanma metodu seçildi. Burada gerçekten güzel bir İHA'dan bahsediyoruz. Özelliklerini birazdan sizlere sunacağım. Bayraktar TB2 klasmanında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmasa bile yine ihraç potansiyelinin çok yüksek olduğunu da rahatlıkla ben söyleyebilirim. Dilerseniz şimdi de Karayel'in en gelişmiş versiyonu olan Karayel SU'yu biraz yakından tanıyalım. Ve boynu bükük kalmış bu İHA'mızı daha detaylı olarak ele alalım. Vestel Karayel İHA sistemi NATO'nun sivil hava sahasında uçuş elverişlilik standardı olan Stana 4671'e göre tasarlanmış ve üretilmiş ilk ve tek taktik insansız hava aracıdır. Otopilot yazılımı ve donanımından yer kontrol istasyonunun geliştirilmesine, gövde tasarımından üretimine kadar tüm sistemlerin tasarım ve üretimi tamamen Vestel Savunma Sanayi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Karayel sistemi her türlü kontrolsüz kaza kırma karşı koruma sağlayan özgün 3 yedekli dağınık aviyonik mimariye sahiptir. Hava aracı kompozit yapısı üzerinde bulunan alüminyum ağ örgüsü sayesinde yıldırım koruma özelliğine sahiptir. Buzlanma şartları ile karşı karşıya kalındığı durumlarda bunu otomatik olarak tespit edip faaliyete geçen buz giderme sistemi kullanılmaktadır. Karayel eksi 40 dereceden artı 55-60 dereceye kadar ulaşan zorlu koşullarda başarıyla uçabiliyor. Karayel havadan keşif ve gözetleme yapmak amacıyla taşıdığı kamera sistemi ile hedefi tespit ve teşhis edip üzerindeki işaretleyici sistemler ile lazer güdümlü mühimmatları yönlendirme kabiliyetine sahiptir. İHA'da halihazırda Kanada üretimi VESCAM MX15 HD kamera kullanılıyor. Ancak Aselsan'ın KET sistemi de rahatlıkla kullanılabilir. Karayel'e talep edilmesi durumunda ayrıca uydu muhabere özelliği veya yerli motorlarda entegre edilebiliyor. Artırılmış faydalı yük kapasitesi, havada kalı süresi ve mühimmat entegrasyonu ile dikkat çeken Karayel SU taktik İHA sistemi, hava aracı, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali ve yer destek ekipmanlarından oluşmaktadır. Karayel SEU 6,5 metre uzunluğa, 13 metre kanat açıklığına ve 630 kilogram azami kalkış ağırlığına sahiptir. 97 beygirlik motoruyla deniz seviyesinde 120 kilogram kanat altı ve 50 kilogram gövde altı olmak üzere Toplam 170 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 8 saat keşif gözetleme görevlerinde ise maksimum 20 saat havada kalabilir. Karayel SEU'nun görev irtifası 18000 fit ancak hava aracının 22500 fit irtifaya kadar tırmanabildiği de biliniyor. Link bağlantısı ile yaklaşık 200 kilometre, uydu bağlantısı ile sınırsız kontrol menzili bulunan İHA'nın seyir sürati 60 ila 80 knot aralığındadır. Tam otonom kalkış Uçuş ve iniş özelliği bulunan Karayel SU her biri 30 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 adet silah istasyonu ile toplamda 120 kilogram ağırlığındaki Roketsan üretimi Mamle, Mamce ve Cirit mühimmatlarıyla görev yapabilmektedir. Sevgili takipçilerimiz sizlerin de gördüğü üzere Vestel savunma güzel bir gelişim modeli ortaya koymuş ve dünya standartlarında İHA'lar üretmiştir. Ümit ediyoruz ki Vestel savunmanın hem Karayeli hem de diğer İHA'ları kısa süre sonra dünyanın pek çok farklı coğrafyasında uçacak ve Türkiye'yi gururla temsil edecektir. Bugün de videomuzu sonuna geldik. Lütfen bizi takip etmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video kadar savaş çıkalım.